Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün birlikte İspanyolca A2 seviyesinde olan arkadaşları için metin çevirisi yapmaya ve bu metinle alakalı soruları çözmeye çalışacağız. Öncelikle olarak şunu belirtmek istiyorum. Ben ilahiyat 4. sınıf öğrencisiyim. Yaklaşık 4 yıldır kendi çapımda Arapça öğrenmeye çalışıyorum. Gerekli dil sınavlarına girdim ve yeterli bir puanı aldım. İkinci dil olarak İspanyolca öğrenmeyi tercih ettim. Türkiye'de İspanyolca öğrenmek isteyen pek çok kişi olduğunu da gözlemledim. Fakat gerek Türkçe kaynaklar olsun, gerekse YouTube ve diğer platformlarda İspanyol dilini öğreten kişilerin azlı olsun. Bu gibi nedenler benim bu videoları çekmeme birer sebep oldu. İkinci sebepse video çekerken daha doğrusu insan Öğrenmiş olduğu şeyleri başkasına aktarırken zihninde o öğrenmiş olduğu şeylerin pekişmesini, yerleşmesini sağlıyor. Yani hem benim menfaatim var bu videoları çekmemde, hem de e, YouTube gibi bir ortamda İspanyol dili hakkında bilgi verenlerin az olmasının payı var. E, yeni başladığım için İspanyol diline hatalarım olabilir. Düzeltirseniz sevinirim. Birlikte öğrenmeye ve incelemeye çalışacağız. Umarım yeni başlayan arkadaşlar için yol gösterici bir nitelik de olur. Ve İspanyol diline karşı Türkleri, daha doğrusu İspanyolca öğrenmek isteyenleri az çok daha bilgilendirmiş olurum. Başlayacak olursak. Mi nobres ana y tengo 20 años. Vivo en Madrid con mi familia. Estudio en la universidad y me gusta mucho mi carrera. También me gusta mucho viajar, especialmente a países de América Latina. El año pasado fui a México y fue una experiencia increíble. Me encantó la cultura y la gente. En mi tiempo libre me gusta leer novelas y ver películas. Mis amigos dicen que soy una persona divertida y simpática. Me gusta pasar tiempo con ellos y salir a tomar algo los fines de semana. Çevirecek olursak, mi nombre es Ana, benim adım Ana, tengo 20 años, 20 yaşındayım. E, <laughs> tengo sahiplik bir belirtiyor arkadaşlar. Tengo K kullanımı var bir de tener K daha doğrusu. Gereklilik, zorundalık, ...belirten bir fiil. Yani çok amaçlı kullanılıyor. Tengo 20 años, 20 yaşındayım. Veya tengo sed dediğimizde... ...susuzluğum var, yani susuzluğa sahibim gibi kullanımları var. Tengo fiili, daha doğrusu tener fiili bizim için oldukça önemli. Vivo en Madrid. Vivo bir bir fiilinin birinci tekil şahsa göre çekimlenmiş şimdiki zaman hali. Bibo en Madrid. Madrid'de yaşıyorum. Con nokta nokta ile anlamı katıyor. Con mi familia. Ailemle birlikte Madrid'de yaşıyorum. Estudio. Okuyorum en la universidad. <laughs> Üniversitede eğitim görüyorum veya okuyorum diye çevirebiliriz bunu. Me gusta mucho mi carrera. Kariyerimi seviyorum oldukça fazla seviyorum. Mucho çok anlamı veriyor. Gustar fiili de oldukça önemli bir yere sahip İspanyol dilinde. Gustar'ın kullanımları hakkında video çeken hocalarımız var. Öğrenmek isteyen arkadaşlar onlara bakabilir. También me gusta mucho viajar. También aynı şekilde me gusta mucho, oldukça çok seviyorum viajar seyahat etmeyi especialmente, özellikle, a países de Amerika Latina, özellikle Latin Amerika şehirlerine seyahat etmeyi çok seviyorum. El año pasado, geçen yıl, fui a México. Meksika'ya seyahat ettim. Meksika'ya gittim. Buradaki fui fiili fui fiili ir, ir fiilinin geçmiş zaman çekimlenmiş hali e, İspanyol dilinde bildiğiniz gibi düzenli ve düzensiz fiiller var. Düzensiz fiillerden olan irin geçmiş zaman tekil çekimlenmesi de fui şeklinde geliyor. A México y fue una experiencia increíble. Ve bu Meksika'ya seyahatim inanılmaz bir deneyim oldu. Buradaki fue de aynı şekilde ser fiilinin geçmiş zaman çekimlenmiş halidir. Me encanto la cultura y gente, kültürü ve insanları severim, seviyorum anlamına geliyor burası da. En mi tiempo libre, en deda anlamı katıyor. En mi tiempo libre, boş zamanlarımda. Me gusta leer novelas y ver Boş zamanlarımda romanlar okurum ve filmler izlerim. İzlemek hoşuma gider de diyebiliriz. Mis amigos, arkadaşlarım. Çoğul yaparken İspanyolca'da isimlerin sonuna S harfini ekliyoruz. Aynı şekilde sahiplik bildiren mi kelimesinin başına da aynı şekilde çoğul yaparken S harfini ekliyoruz. Mis amigos arkadaşlarım disen söylüyorlar diyorlar disen desir fiilinin Çoğul çekimi, ke soy, ke ki anlamı veriyor. Arkadaşlarım söylüyor ki, bu ke'nin kullanımı da İspanyolcada da, e, önemli bir yere sahip. Bunu ilerleyen videolarda anlatmaya çalışacağım. Sadece bunu bu şekilde bilsek yeter. Yani bağlış olarak kullanılıyor. Mis amigos dicen que soy una persona divertida y simpatica. Soy una persona divertida. Dibertita eğlenceli demek. İ simpatika. Türkçe'de kullanıyoruz zaten. Sempatik anlamına geliyor. Arkadaşlarım benim eğlenceli ve sempatik bir persona, kişi olduğumu söylüyorlar. Diysem veya diyorlar. Me gusta pasar tiempo con ellos. Pasar tiempo <laughs> kalıp ifade arkadaşlar. Pasar tiempo... Vakit geçirmek anlamına geliyor. Megusta zaten yukarıda da geçti. Hoşuma gider, hoşlanırım, severim. Pasartiempo vakit geçirmeyi. Con eos, burada da con bağlıca geçti. Il anlamına geliyor. Eos onlarla. Arkadaşlarımla vakit geçirmeyi severim. I ve salir, salir dışarı çıkmak anlamına geliyor. Salira tomar, salira tomar dediğimizde. Bir şeyler içmek için dışarıya çıkmak anlamına geliyor arkadaşlar. Ee, yardımcı fiil olarak da kullanılıyor. Salera tomar algo los fines de semana. Los fines de semana hafta sonları. Arkadaşlarımla vakit geçirmeyi ve onlarla bir şeyler almak, bir şeyler içmek için dışarıya çıkmayı severim. Şeklinde toplayabiliriz bunu arkadaşlar. Bilmediğimiz kelimelere baktığımızda veya fiillere baktığımızda Tengo, tener fiili bibo bir fiili Estudio, estudiar fiili Gustar fiili var burada aynı şekilde Viajar, seyahat etmek Pasado, pasar fiilinden e, Sıfat yapılmış Fui, ir fiili var Ir fiili de e, önemli Ir fiiliyle Basit gelecek zaman yapılıyor. Boy. Boy a pasar tiempo. Con ellos. Arkadaşlarımla vakit geçireceğim. Gelecek zaman basit bir şekilde e, ilk başlarda bu şekilde yapılabilir. Ve İspanyollar filmlerinde de bunu kullanıyor. Fue var. Fue de ser fiilinin geçmiş zaman çekimlenmiş halidir. Encanto. Encantar fiilinin Çekimlenmiş hali. Hmm, başka lir fiili var. Okumak, ber fiili, izlemek, görmek gibi anlamlara geliyor. Desir fiili var burada. Diyorsan ki salir, atomar, pasar, tiempo. Bunlar bu şekilde arkadaşlar. Sorulara gelecek olursak donde vive ana? Ana nerede yaşıyor? Ana nerede yaşıyordu? En Madrid. Madrid'de yaşıyor. Keleğusta aser ana en su tiempo libre. Tiempo libre boş zaman şeklinde çevrilebilir. Libre İspanyolca da özgür anlamına da geliyor. Yani vakit açısından özgür olduğunda, boş vaktinde ana ne yapmaktan hoşlanır. Buradaki su ise e, iyilik zamir arkadaşlar en su tiempo libre. Ana yani o boş vaktinde ne yapar? Tu tiempo libre dediğimizde sen boş vaktinde ne yaparsın? Veya mi tiempo libre benim boş vaktim gibi çevrilebilir. Ana boş vaktinde ne yapıyordu? Lir nobelas, nobelas, nobel, nobela i romana. İkisi de roman anlamına geliyor. Roman okuyor ve ber pelikulas filmler izliyor. Ir al gimnasio, ir al gimnasio şeklinde kullanıldığında spor yapmak, egzersiz yapmak anlamına gelir arkadaşlar. Ber pelikulas illir nobelas doğru cevabımız B olacak. C'ye baktığımızda jugar video juegos, bilgisayar oyunları oynar, jugar oynamak demek. kusiner, yemek yapar, yemek yapmak anlamına geliyor. Doğru cevabımız B olacak. Üçüncü soruya geldiğimizde que hicieron ana y sus amigos el fin de semana pasado. El fin de semana pasado. Pasado geçmiş demekti. Yukarıda da el año pasado şeklinde geçti. Ana ve arkadaşları geçen hafta sonunda ke hicieron ne yaptılar? Hicieron aser fiilinin geçmiş zaman çekimlenmiş halidir. Bunlara ulaşabilmek için arkadaşlar Reberse, Reberso Conter diye bir uygulama var. Google Play'de olabilir. Aratırsanız ben açıklama kısmına bırakacağım. Oradan fiillerin çekimlerine ulaşabilirsiniz. Yine aynı şekilde internetten pek çok e, siteden İspanyolca fiillerin çekimlerini görebilirsiniz. Que ne hicieron yaparlar. Ana ve arkadaşları geçen hafta sonu ne yaptılar? Ne yapmışlardı? Pasar bu vakit geçirdiler. Y salira tomar algo. Ve bir şeyler içtiler. Fueron al cine. Fueron ir fiilinin geçmiş zaman çekimi. Ir al cine dediğimizde sinemaya gitmek anlamına geliyor. Viajaron a Mexico. Viajar fiilinin geçmiş zaman çekimi. Viajaron. A. Mexico, Meksika'ya seyahat ettiler. Böyle bir şey de geçmedi. Salieron a tomar algo. Bir şeyler almak için dışarıya çıktılar. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. D'ye geldiğimizde estudiaron juntos en la universidad. Üniversitede birlikte ders gördüler. Juntos birlikte anlamına geliyor arkadaşlar. Dediğim gibi fiil çekimler üzerinde pek fazla durmayı düşünmüyorum. Buradaki amacımız sadece İspanyol bir İspanyolca bir metin nasıl çevrilebilir ve nasıl incelenir. Şimdi bu metin okuduktan sonra arkadaşlar öğrenmiş olduğumuz kelimeleri internette veya söylediğim reverso context uygulamasına girerek farklı kullanımlarını ve farklı cümleler içerisindeki kullanımlarına bakarsak aklımızda daha kalıcı olur. Ben birkaç tane cümle hazırladım bu şekilde. Bu metinle alakalı, metinde geçen kelimelerle alakalı daha doğrusu. Paralente es difícil bi bir em medio de la guerra. Burada es difícil bi bir, difícil bi bir yaşamak zordur anlamına geliyor Bir bir fiilini görmüştür. Paralegente insanlar için Es difícil Zordur bibir Yaşamak en medio Ortasında dela la guerra Savaşın ortasında insanlar için Yaşamak zordur Şeklinde çevirebiliriz bunu ee, Başka bir cümleye Baktığımızda no quiero vivir en ese mundo Bu dünyada yaşamak istemiyorum No quiero vivir En ese mundo <laughs> Ee, bu şekilde kendiniz de arkadaşlar cümleler oluşturabilirsiniz. Mesela kerer fiilini gördük. No quiero. İstemiyorum. Bir bir yaşamak istemiyorum. Ee, bu metinde hangi fiiller geçmişti? Mesela pasar tiempo veya salir. No quiero pasar tiempo con ellos. Onlarla vakit geçirmek istemiyorum. No quiero cocinar. Yemek yapmak istemiyorum. No quiero salir a tomar algo los fines de semana. Hafta sonları bir şeyler içmek için dışarıya çıkmak istemiyorum. No quiero ir al gimnasio. Egzersiz yapmak istemiyorum. No quiero jugar videojuegos. No quiero ver películas y leer novelas. Bu şekilde kendiniz cümle kurarsanız ve kendiniz bir şeyler yapmaya çalışırsanız ve doğru sonuca ulaşırsanız motive de olursunuz arkadaşlar dil öğrenirken. Benim Arapça öğrenme serüvenim de bu şekilde gerçekleşmişti. Ee, diğer kelimelere bakacak olursak Siempre tienes tiempo y oportunidades para viajar. Siempre her zaman daimen anlamına geliyor. Tienes Tienes fiili sahip olmak anlamına geliyor. E, tener fiilinin çekimlenmiş hali. Siempre tienes tiempo. Her zaman vakte sahipsin. I oportunidades. Ve fırsatlara sahipsin. Para için viajar, seyahat etmek için. Siempre tienes tiempo y oportunidades para viajar. Gracias por una noche realmente increíble. Bu cümlede de increíble Kullanmıştık burada da geçmiştim. Gracias, teşekkür ederim. Por una noche, bu gece için. Bu gece için teşekkür ederim. Nasıl bir gece peki? Sıfatı getireceğiz. Sıfat İspanyolcada e, isimden sonra gelir. Yani Türkçedeki gibi güzel kız değil de kız güzel. İspanyolcada böyle yani. <laughs> una noche, bu gece için teşekkür ederim. Realmente increíble Gerçekten inanılmaz, gerçekten harika olan bu gece için teşekkür ederim. Gracias por una noche realmente increíble. Diğer cümleye bakacak olursak, prefiero las películas románticas. Películas románticas bir sıfat tamlaması. Películas de horror korku filmleri, películas románticas romantik filmler anlamına geliyor. Prefiero, preferir fiilinin birinci tekil şahsa göre çekimlenmiş şimdiki zaman e, fiilidir. Prefiero tercih etmek anlamına geliyor. Prefiero ben tercih ederim. Las películas de romanticas, romantik filmleri tercih ederim. Mesela prefiero pasar tiempo con mi familia. Ailemle birlikte vakit geçirmeyi tercih ederim. Prefiero viajar a Turquía, a España. Türkiye'ye veya İspanya'ya seyahat etmeyi tercih ederim. <laughs> Estoy aquí, ben buradayım. Para pasar tiempo con mi hijo. Oğlumla vakit geçirmek için ben buradayım. Estoy aquí. Ben buradayım. Para için pasar tiempo, vakit geçirmek için. Kiminle? Con mi hijo. Oğlumla vakit geçirmek için ben buradayım. Tu necesitas pasar tiempo con ellos. Tu necesitas. Buradaki tu'yu kullansak da olur, kullanmasak da olur. Zaten İspanyollar e, günlük konuşma dillerinde bunu kullanmıyor. Yani fiilin çekiminden zaten anlayabiliyoruz. Necesitas pasar tiempo con ellos. Onlarla vakit geçirmeye ihtiyacım var necesitas pasar tiempo con ellos. Necesitas salir a tomar los fines de semana. Hafta sonu dışarıya çıkıp bir şey içmeye ihtiyacın var. Necesitas ir al gimnasio. Spor yapmaya ihtiyacın var. Necesitas cocinar. Yemek yapmaya ihtiyacın var. Şeklinde çevrilebilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Fırsat buldukça bu şekilde metinler ve metinlerle alakalı soruları çözmeye, birlikte incelemeye, birlikte öğrenmeye çalışacağım. Hepinize iyi akşamlar.